Kılıç, namı değer Ergun Plak, meslek hayatının en özel röportajını Magazin 8'e verdi. Bu röportajda inanın yok yok. İnsaf ya, röportaj yapacağız, telefonu çalıyor ama yani. Bir özel röportaj nasıl kabusa dönüşür? Ama olmaz ki. Emre, bu nereden kısılıyor? Oho! 80'lerin Ergun Plak'ı, Serhat Kılıç'ı hiç böyle görmediniz. Emre, bu nereden kısılıyor? İnşallah bunlar keser. Değerli izleyenler, Serhat Kılıç'la röportaja başlayacağız ancak ekibimizin şarjda olan telefonu çalmaya başlayınca ortalık karışıyor. İnsaf ya, röportaj yapacağız, telefonu çalıyor ama yani. Ama olmaz ki. Emre, bu nereden kısılıyor? Oho! Emre, bu nereden kısılıyor? Serhat Kılıç oyunculuğunu konuşturarak kapris yapan bir sanatçıyı canlandırdı. Emre, bu arkadaş nereden kısılıyor? Biraz kısabiliyor muyuz, o doze edelim biraz. Al şu telefonunu, kız sesini. Merhaba, TV8'den geliyoruz röportaj için. Nasılsınız? Sizi evinizin önünde görmek ne güzel. Neden bekletiyorsun Serhat Bey'i? Bu röportajın nasıl gerçekleşeceğini eminiz hepiniz çok merak ediyorsunuzdur. Komik oyuncu ekibimize bir şaka yaparak aslında rahatlamamızı sağladı. Başlıyoruz. Merhabalar. Kritik soru. Direkt nasılsınız Serhat Bey? Çok kritik bir soru. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için ben seyirci adına teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Özlemişim. Ben de özlemişim sizi. En sonki yaptığımız röportajdan sonra. Bizi bakalım neler bekliyor bugün. O benim magazine yaptığım ilk röportajdı zaten. Sana denk geldi. Kariyerimiz birlikte başladı, birlikte gidiyor. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Değerli izleyenler, Serhat Kılıç için yakın arkadaşları karşısındaki oyuncuya rolünü unutturacak kadar komik derler. Dördü birden mi öldü? Ya trafik kazası falan mı? Yok, böyle el ele tutuşurken yıldırım düşüyor. Ya çıldırtma Bekir abi, bir tanesi öldü, hepsi değil ya. 80'lerin meşhur Ergun Plak'ı kendileri. Dizide her bölümde ayrı ayrı olaylar geliyor başına. Bu az önce yaptığım kötü espri de senin alivarlardan mı geliyor acaba ya? Ha? Nazlı, pardon Niyazi, bir baksana biz dışarıda mıyız? Efendim? Aa, yokuz demek ki. Niye? Çünkü içeride bir şey konuşuyoruz biz. Bugünlerde ise farklı bir heyecan yaşıyormuş başarılı oyuncu. Şimdilik çok iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Daha da iyi olacağız. Bir buçuk, iki ay sonra herhalde hiç olmadığım kadar iyi olacağım. Geçen sene bir okul açmıştım. Ankara'da bir konservatuar açmıştım. 25 civarında öğrencimiz var. Sanıldığı gibi bir kurs değil. Ya da televizyonda ünlü olduğum için bunu açmaya karar vermedim. Küçüklükten beri hayalimdi. Birazcık da Yaradan'la yaptığım bir anlaşma vardı. İlk fırsatta açmam gerekiyordu. Geçen sene ilk defa kısmet oldu. Nasip oldu diyeyim. Çok da hayırlı oldu, çok da güzel oldu. İngiltere ile anlaştık. Pearson, BTEC'le bir diploma programıyla. Yani bir tiyatro kursu açmadım. Şu an 4 ana sanat dalı olan bir konservatuvarız. Müzik, şan, tiyatro ve dans alanında eğitim veriyoruz. Çok yakında müzikal oyunculuğu açılacak. Yani yeni Serhat Kılıçlar yetişecek o okuldan. 25 öğrencili okulun ikinci eğitim dönemi başlamış. Yerimizi taşıdık Çankaya'da. Benim belki de gittiğim tek AVM diyebilirim için. Çok da şık buluyorum. Ankara'nın da en iyisi ve en şık yeri olduğunu düşünüyorum. Oraya taşındık. Oranın en üst katında dersliklerimiz ve atölyelerimiz bitti. Serhat Bey, RTÜK kurallarından bir haber galiba. Efendim, marka veremiyoruz, gizli reklam yapamıyoruz malumunuz. Tüm... Buradan Sinan Aygün başta olmak üzere oranın yönetim kuruluna, oranın yani... Oranın neresi olduğunu hiç bilemeyecekler değil mi? Peki ben şeyi nasıl söyleyeceğim? Mesela sahnenin nerede olduğunu nasıl anlatacağım mesela? Ankara'nın en ünlü AVM'sinin yönetimine selam yolluyoruz yani. Ankara'nın en ünlü AVM'sinin yönetimine selam mı yolluyorum? İşi mahvettin şu anda. İnşaat durmuştur belki de senin yüzünden. Efendim, okul Çankaya'da bir AVM'de hizmet veriyor. 80'lere dönelim. Hadi be Sami abi be ya! Kediyi koydum torbaya, torbaya, başını soktu, çor, 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 torbaya. Değerli izleyenler, Ergun Plak hayranlarına kötü bir haber veriyor Serhat Kılıç. Ergun Plak benim için vazgeçilmez. Şu an şimdi konuşurken bile heyecanlanıyorum açıkçası. Çünkü benim için çok büyük emek. Ama Ergun'un hikayesi maalesef bitti.
Zaten son bölümü izleyenler de takip etmişlerdir. Ergun'la Nazlı nihayet evlendi. Yani seyircinin istediği oldu. Ama maalesef Ergun plak dükkanını sattı. Dükkansız bir Ergun plak da tabii ki düşünülemez. Maalesef bu sezon olamayacağım. Çok üzülerek. Bunu buradan ben söylüyorum çünkü Instagram'dan, sosyal medyadan özellikle sık sık soruyorlar. Bıraktınız mı, gittiniz mi? İşte bizi terk mi ettiniz falan diyorlar. Hem kötü hissediyorum kendimi hem hüzünleniyorum. Asla öyle bir şey yok ama işte bu bir hikaye ve maalesef hikayenin orası geldi. Ali oynayamaz, meşgul şimdi. Niyazi, çocukluğunda oynayamadığın oyunları öğrenmeye ne dersin? Değerli izleyenler, az önce kahkahalar içinde izlediğiniz Serhat Kılıç rolüyle ilgili konuşurken bakın nasıl da ağlamaklı oluyor. Çok özleyeceğim. Hatta şimdiden özledim. Evimde bir takım Ergun plak kostümü var. Yani o en sevdiğim gömlek ve en sevdiğim pantolonu sağ olsun kostümcümüz Özlem Hanım bana hediye etti hatıra olarak. Hatta bir iki hafta önce çok sevdiğim arkadaşlarımla otururken benden rica ettiler evde giydim. Burada şimdi şok. Evde de giyiyor falan diye patlatmayın sakın bak. Şok. Diziden ayrıldığı için çok üzgün Serhat Kılıç. Çok da zor vedalaştık zaten sette de. Şu anda bile çok duygusal. Zırlaya. Evet. İlk defa söylüyorum ondan herhalde. 80'leri çok seviyorum. 80'ler izleyicilerinin çok özel olduğunu düşünüyorum. Çok vefalı bir izleyici 80'ler izleyicisi. 80'li yıllarda daha vefalıydık zaten. Bence o yüzden izleyicisi de özel. Dizinin kendisi de çok özel çünkü. Çocukluğuma tekrar selam olsun. Serhat Kılıç sahneye çıkıp şarkı söylemeyi de çok seviyor. Bir daha mı tövbe aşık olamam? Bir daha mı tövbe hayal kuramam? 9 Eylül'de Ankara'da bir konser var, haberiniz olsun diyor Serhat Kılıç. 9 Eylül'de buradan duyurmuş olalım. Yine Çankaya'da o AVM var ya orada hani Oran'daki. Hani en tepede böyle Çankaya Oran'da. Ben seni koklamadan soldurdum gözümden gitmiyor güzel gözlerin. Peki hep iş gitmiyordur herhalde hayat. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ne güzel geldik buraya kadar. Düşünmediğiniz yerden mi sordunuz? Ayla var 5 yıldır yanımda. Ayla beni olması gereken saatte uyandırır. İlaçlarımı içerim. spor için vakit varsa spora giderim. 5 kilo daha vermem lazım yeni sezon için ve sahneye çıkmak için. Bir taraftan onunla uğraşıyorum. Yani ara ara kendime de vakit ayırmaya çalışıyorum. Çalışmadığı yerden soru gelen bir öğrenci kadar masum Serhat Kılıç. İş dışında bir şey yok demeyelim çünkü ben bunu sadece bir iş olarak görmüyorum. Çünkü her gün yüzlerce, binlerce insanla birlikte olma şansım oluyor. Bu yüzden ben hani kendimi işkolik ya da sürekli çalışan bir adam olarak görmüyorum. Çünkü zaten ben hep sevdiklerimle ya da beni seven birileriyle çalıştığım için onlar aynı zamanda arkadaşım, dostum da oluyor birçoğu. Yani anladığımız çalışma arkadaşlarıyla yaptığı sohbet, provalar, sette geçen vakit, kısacası toplamında içinde her şey varmış bu zamanların. İş de var içinde, aşk da var içinde. İşim olan aşkım da var, yaradan olan aşkım da var, arkadaşım olan aşkım da var, çok güzel bir kadın olan aşkım da var. Daha ne olsun ya, buradan dağılalım bence. Peki, geldik kritik soruya. Hayranlarınız Serhat Bey'i ne zaman evlendireceğiz diye soruyorlar. Ben sormuyorum, onlar soruyorlar. Hiç öyle bir şey ben şu an senin gerçekten manipüle ettiğini düşünüyorum. Buradan hayranlarımı da yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben o kadar bencil olamayacağım. Yeterince egolarımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir tane yapıp, vay be bunu da ne güzel yaptım demektense bir okul açıp daha fazla çocukla ilgilenmek bana şu an daha güzel geliyor. Eğlenceli ve aksiyon dolu röportajımız sona eriyor. Biz her türlü seviyoruz. Ben de seni çok seviyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bu röportaj bitti artık. Lanet olsun. Bitti.